Didem Hanım, size çok kötü bir haberim var. Babanız soygun esnasında kalp krizi geçirmiş. Ne? Olamaz. Nasıl? Babam! Eller yukarı, buyurun! Ne yaptınız babama? Ne yaptınız babama benim? Sana bir iyi, bir de kötü haberim var. İyi haberim şu. Babanın sağlığı gayet iyi. Turp gibi. Kötü haber, yolun sonuna geldi. Nasıl böyle bir oyun oynarsınız? Babama ulaşmak için beni kullandığın yetmedi. Şimdi de bana ulaşmak için babamı kullanıyorsun, alçak. Aşk olsun. Biz ne yaptık ki? Sadece büyük balığı takip ettik sana ulaşabilmek için. Ona acil sana taşıyacağı bir bilgi verdik. O kadar. Mahkemede görüşeceğiz. Hüseyin, ne olacak şimdi? Bu kuş nasıl bütün haberleri o mafya babasına taşıyorsa... aynı şekilde ölüm haberini de yavru kuşa taşıyacağım. Biz sadece büyük kuşun tepesine bineceğiz yavru kuşa ulaşabilmek için. Biliyor musun? Babanı yakalamak için seni kullandığıma üzülmüştüm, vicdan azabı çekmiştim. Ama meğersem senin içinde hazır ol da bekleyen bir psikopat varmış. Genetik demek ki. Şimdi her şey bitti. Yolun sonuna geldin Didem. Sen de hapiste çürüyeceksin. Baban gibi. Ben belki o çöplükte çürüyeceğim ama sen de can acısından öleceksin. Ne oldu? Kaybettin mi kadınını? Ha? Hastanedeymiş hala. Eli kulağındadır. Bana bak! Eğer ona bir şey olursa nefes almayı unut Didem. Biliyorsun sporcuyum. İnsan vücudunu da iyi tanıyorum. Seninki yarayı kritik yerden aldı. Yaşaması mucize olur. Geberir inşallah. Kes sesini! Sus! Ayşe nasıl? Uyandı mı? İpi verin. Şok cihazını getir. Hayır, 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 hayır. Olamaz. Ayşe! Bir miligram da ipi. Çabuk. Abla, ablan olur mu? Ayşe! Abla, Ayşe!